Efendim herkese selamlar. Ben Barzonius ve kanalıma hoş geldiniz. Son 3 videoda çekmiş olduğum gibi bu videoda yine Paradox'un paylaşmış olduğu bir geliştirici günlüğünü inceliyor olacağız. Bu geliştirici günlüğü ise 153 numaralı Byzantine Flavor yani kabaca çevirmek gerekirse Bizans tadı çevrilir. Ancak burada demek istediği şey aslında Bizans ya da Doğu Roma veya Roma ile ilgili tarihsel gerçekliğe daha yakın ve biraz daha doku ve tat katma değişiklikleri yapılmış. Bununla alakalı bekleyebileceğimiz içerik ise Bizans İmparatorluğu dahilindeki yönetim şekli ve Bizans'ın çoğunluğunu oluşturan Yunan kültürüne yapılmış belli başlı değişiklikler var. Bu da oyun içinde çok farklı belli başlı unsurları getiriyor. Özellikle yeni eklenmiş düzenli asker çeşitleri var. Bunları da üzerinden biraz geçeceğiz. Şunu da söyleyeyim bu video ağırlıklı olarak 153 numaralı geliştirici günlüğünü inceleyecek. Aynı zamanda 154 numaralı geliştirici günlüğüne de gireceğiz. Ancak 154 numaralı geliştirici günlüğü üzerinde çok durmayacağım. Çünkü 154 numaralı geliştirici günlüğünde konsept sanatı ve daha çok kullanılan müzikleri bize sergileyecekler. Yani oyun içerisinde bizim mekanik olarak, bizim oynayış olarak kullanabileceğimiz çok bir bilgi yok. Birkaç belli başlı güzel görsel var. Onları da paylaşacağım. Yani bu videoyu 153 ve 154 numaralı geliştirici günlüklerinin incelemesi olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle oyun geliştiricilerinin belli başlı notları var yine. Burada belirttiği gibi bu halen daha yapım aşamasında olan bir resim topluluğudur. Dolayısıyla Road to Power'ın çıkışına kadar ellerinden geldiğince bu içerikleri cilalamaya çalışıyorlar. Bizans'a Bizans diye hitap edilecek. Aslında Bizanslılar kendilerine Bizanslı değil Romalı diyorlar. Ama buradaki konsept ve bağlam gereğince Bizans ismini kullanmak daha doğru olabilir. Burada anlattığına göre Bizans, idari hükümetin bayrak taşıyıcısı. Bu şu demek, oyunun normalde fabrika ayarlarında ister 867 ister 1066 ve yeni çıkacak 1178 tarihinde de oyunun fabrika ayarlarında Bizans İmparatorluğu idari hükümete sahip tek ülke olacak. Tabi önceki videolarımda bahsetmiş olduğum gibi yeni eklenecek oyun ayarlarından Yaklaşık 7-8 tane bu Abbasiler olur, Marip olur, Gazneliler olur, 867'de Karlinglerin tuttuğu Avrupa ülkeleri olur gibi belli başlı tarihi bölgeleri yine oyunun başında idari yönetim olacak şekilde seçebilirsiniz. Ancak idari yönetim denince akla ilk gelen de şüphesiz ki Bizans'tır. Burada anlattığına göre ise burada paylaşmış oldukları görseller ve son eklediği içerikler de gerçekten Bizans İmparatorluğunu oynuyor gibi hissettirmeye çalışmışlar bize. Yani şu anki mevcut haliyle söyleyeyim. Roads to Power eklenti paketi ve güncellemesi daha gelmedi. Dolayısıyla oyunun şimdiki hali yani 1.12.5 haliyle Bizans oynamak istersiniz. Avrupa'daki feodal devletlerden bir farkı yok. Yani imparatorun kendisi feodal, alttaki vasallar dük ve feodal dükler, kontlar da o şekilde, baronlar da o şekilde. Yani tıpkı Batı Avrupa'da bir devlet oynar gibi hissettiriyor. Mevcut gelenekler de Ordu yapısı da Avrupa'dan çok farklı hissettirmiyor. Dolayısıyla bu yeni ekleyecekleri içerikler hem idari yönetimi kullanarak hem de yeni gelenekleri ve yeni düzenli asker türlerini kullanarak gerçekten bir Bizans oynuyormuşçasına bize hissettirmeye çalışıyorlar. Bunu belirttiğimize göre özellikle Yunan kültürü ve diğer kültürlere yapılan değişikliklerden biraz bahsedelim. Tekrardan söyleyeyim, daha güncelleme gelmedi. Dolayısıyla bu belirtmiş olduğum değişiklikler 24 Eylül'deki güncellemeden sonra gelecek. Kültürel geleneklerin geliştirmesine bir ufaktan bakalım. Şimdi Bizans İmparatorluğu anlayacağınız üzere idari yönetim diye apayrı bir yapıya geçiyor. Dolayısıyla gerçekten Bizans olarak hissetmek istiyorsak biz bunu oynarken Bizans'ı yöneten karakterlerinde buna uygun kültüre ve geleneklere sahip olması beklenir. Karşımızda gördüğümüz bu görselde hem yeni gelenekler hem de mevcut geleneklerin daha da güncelleştirilmiş hallerini görebiliyoruz. Mesela benim burada gözüme çarpan 4 farklı gelenek var. İmparatorluk tagmatası, saray politikaları, irdelenmiş sofistikasyon ve Romalı ayinleri. Şimdi bir bunlara bakalım. Bize örnek olarak yani ayrıntılı bir şekilde açıklanmış iki geleneği sunuyorlar. Bunlardan bir tanesi saray politikası. Mesela saray politikası geleneği bize ne getiriyor bir bakalım. Öncelikle düzenli asker türü olarak Varek gardiyanlarını ekleyebiliyoruz. Tabi bunu yapmak istiyorsak elimizde Bizans İmparatorluğu ünvanını bulundurmamız lazım. Ve Varek gardiyanları birliğinin de önceden kurulmuş olması lazım. Bunun ayrıntılarına ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Yeni bir saray pozisyonu mevcut. Akolutos, Bizans İmparatorluğu'nun elinde tutan kişi, aynı zamanda Varek gardiyanlarını da kuran bu kişi, bu ikisini yaptıktan sonra bu saray pozisyonuna erişebilir. Ayrıca ayrıntılarını birazdan göstereceğim. Saray politikası kültürü var ise korumaların yatkınlıkları biraz daha düşük olur. Yani bu şu demek: Eğer sizden hoşlanmayan kişiler varsa ve sizi ortadan kaldırmak istiyorlarsa mesela, sizin unvanınızı gasp etmek istiyorlarsa ya da sizi açıkça suikaste uğratmak istiyorlarsa, saraya getirmiş olduğunuz korumaların yatkınlıkları düşer. Bu çok hoş bir haber değil. Mevcut kültürlerde olduğu gibi kör etme ya da hadım etme durumu mevcut. Elinizde eğer esir tutuyorsanız. Hadım ve köse hadım özellikleri de var. Bu özelliklere sahip kişiler yeteneklerde, yatkınlıklarda ve etki yani nüfuz alanında ciddi şekilde etkili oluyorlar. Baş hadım pozisyonu var. Uygun kişiye bu pozisyon verilebilir. Hanedan üyesi veya yakın akrabaları hadım etme işlemi uygulanabilir. Bu kültürel geleneğe sahip kişiler hırslı olmaya daha yatkındır. Fiziksel olarak suratı dağılmış veya Kısır olan hak sahipleri bu kültürdeki yöneticilere kendi hak iddialarını bastıramazlar. Yani bu şu demek oluyor. Eğer siz diyelim kısırsanız, hadımsanız ya da suratınız dağılmışsa, tek gözünüz yoksa, bu tür fiziksel bozukluklara sahipseniz size derler ki kardeşim sen kusura bakma da yani bu pozisyona gelmeye uygun değilsin. Elinizde bir hak iddiası olsa bile fiziksel olarak bir şekilde ya da bir noktada sakat kaldıysanız geçmiş olsun haklarınızı bastıramıyorsunuz. Sadık, düzenbaz, hırslı, keyfi ve paranoyak karakterler aylık daha fazla nüfuz kazanırlar. Utangaç, kolay güvenen, sakat kalmış, tek gözlü, tek bacaklı ve suratı dağılmış karakterler ise aylık daha az nüfus kazanırlar. Bütün Yunan karakterler kişisel ve siyasi plan fazlarında daha hızlı işleme alırlar. Yani bu şu demek oluyor, siz bir plan gerçekleştirdiğinizde sizin kültürünüzde ilgili gelenek varsa siz kendi planlarınızı daha hızlı devreye sokabilirsiniz. Bu da gerçekten Bizans oynayan bir kişinin hem hırslı belki böyle aç gözlü hem de saray politikalarının tam ortasında hayatta kalmayı becerebilen bir kişi olması gerektiğini bize söylüyor. Bizans'ı yönetmek tabii hiçbir zaman kolay değildi. Romalı ayinleri var bir de buna bakalım. Eğer bu kültürel gelenek varsa siz bir karar alabilirsiniz. Bu kararın adı da zafere eriş kararı. Yani zafere eriş derken siz bir savaş kazandığınızda halkınıza seslenebiliyorsunuz ve diyorsunuz ki bu kişiye karşı bu savaşı kazandık. Bu da sizin tabii halk gözünde meşruiyetinizi arttırır. Aynı zamanda at yarışları düzenlenebilir. Yani at arabası yarışları böyle bir aktivite düzenlemek mümkün. Aynı zamanda buna uygun bir muhasebeci ve at arabasını yöneten şoförde tutmak mümkün. Yani bu şu demek oluyor sanırım. Siz bu yarış düzenlerken mesela kendi sürücünüze, kendi at arabanıza bahis basıp o kişinin kazanmasını sağlayabilirsiniz belki. Mor odada doğan özelliği hala duruyor. Tabii bir çocuğun mor odada doğan özelliğini kazanması için şu gerek. Çocuk doğduğu zaman babasının Bizans imparatoru olmuş olması lazım çoktan. Dolayısıyla Bizans imparatoru olmadan önce doğan çocuklar biraz daha az öncelikli oluyorlar. E dolayısıyla da idari yönetimde de ayrıca artık bir seçim süreci olduğundan bu özelliğe sahip çocuklar yani mor odada doğmuş çocuklar veraset sırasında daha ön planda olurlar. Daha fazla skor elde ederler. İdari yönetime sahip imparatorlar doğum virat dedikleri ikili yönetime geçebilirler. Bu tıpkı naiplik ve vezirlik gibi. Ya bu şu demek siz kendi rızanızla güçlerinizi paylaşıyorsunuz başka bir karakterle ve bunun karşılığında da güçlü bonuslar elde ediyorsunuz. İdari yönetime sahip imparatorlar kendi çocuklarından bir tanesini ismen eş imparator ilan edebilir. Dolayısıyla da bu ismen gerçekleştirilmiş bir doğum virata döner. Burada ismenden kastım yani siz mesela birine bir ünvanla hitap ediyorsunuz ancak ünvanıyla hitap ettiğiniz kişi gerçekte kendisine yakışacak yetkileri kullanabilecek durumda değildir. Dolayısıyla bu da onu sözüm ona ya da ismen dediğim şekilde imparator yapar. Yani bir çocuğun imparator olması onu gerçek bir imparator yapmaz. Asıl güç naiplerdedir gibi. Önceki geleneklerden de anlaşılacağı üzere bu kültürden olan vasallar da Bizans imparatorluğunu tutan kişiye karşı hak sahibi örgütleşmelerine daha fazla meyilli olurlar. Tabi bir de şöyle bir değişiklik gelmiş. Bütün Yunan kontuklarında halk görüşü eksi 10. <laughs> çok hoş değil. Bu da böyle bir görsel. Ve benim anladığım kadarıyla Yunan kültürünü baştan yazmışlar. İlginç olmuş. Belki de birçok kişi yani bunu modlarla da yapmaya çalışmış olabilirler. Ya şu an gerçekten bir Bizans gibi hissettirdi bana biraz. Bizans üretmek artık eskisinden de zor olacak gibi. Önceden de demiş olduğum gibi bu kültürel değişikliklerin yanı sıra belli başlı Yeni asker türleri de geliyor. Yeni düzenli asker türleri. Vareg gardiyanları. Tabi bunu açabilmek için belli bir karar almanız lazım. O da belli başlı şartlar karşılığında alınabilir. Yunan kültürüne mensup karakterler. Plan yaparken belli başlı eşi benzeri olmayan bonuslara sahip olurlar. Bir planı karşılama gibi bonuslara sahip olmalarının dışında siyasi planları da daha hızlı bitirirler. Yani tam bir entrika ortamı olacak. Çarşı pazar karışacak gibi. Önceki dev dairelerde yani geliştirici günlüklerinde de siyasi planlar geleceği söylenmişti. Bu siyasi planlar birinin itibarını zedelemekten imparatorluğun tahtını hak iddia etmeye kadar gidebiliyor. Yeni bir özellik geliyor. Daha doğrusu eski özelliğin yeni bir versiyonu geliyor. Bunlara da sakalsız hadımlar yani belki birçok kişi buna köse diyebilir. Köse hadımlar geliyor. Eğer bu özellik varsa karakterde İdare, entrika ve öğrenime artı 2 ancak dövüş gücüne eksi 4 geliyor. Kendi nüfuz gücü artıyor. Vasallar ondan hoşlanmıyor ancak süzerenler ondan hoşlanıyor. Ve doğal olarak hadım olduğundan da çocuk sahibi olamaz, evlenemez ve ünvanla ve ünvanı miras halinde elde edemez. Hadım olan karakterler eğer sarayınızda mevcutsa size plan potansiyelinde artış sağlarlar. Entrika ve öğrenim yeteneklerinin yüksek olması beklenir düzenbaz ve sabırlı özelliklerinden faydalanırlar ancak şefkatli ve dürüst özelliklerinden de ne yazık ki zarar görürler. Adından bahsettiğimize göre görmediğimiz bu diğer iki Yunan kültürünün geleneğine bir bakalım. İmparatorluk Tagmatası isimli burada da gördüğünüz gibi yeni bir kültürel gelenek var. Katafrakt yerine artık tabi Yunanca haliyle Katafraktoy deniyor. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Düzenli asker olarak alınabilir. Akritai Denen yeni bir düzenli asker türü var. Balistray denen yeni bir düzenli asker türü ve Skutatoy denilen yeni bir düzenli asker türü var. Sınırda görev yapan idari valiler bu asker türlerini sınırda olmayan komşularından ödünç alabilirler. Yani bu şu demek oluyor eğer siz bir Bizans valisi olarak oynuyorsanız ve siz sınırdaysanız siz diyelim savaş açmanız durumunda sınırdaki komşuya bu askerleri de diğerlerinden ödünç alabilirsiniz. Çünkü siz sınırı tutuyorsunuz ve sınırı korumak bir noktada da aynı zamanda sizin de göreviniz. Ve bunun belli başlı başka etkileri de var. Mesela imparatorluk tagmatası geleneğinde bütün Yunan karakterlerin şövalye verimliliği %25 daha az olur. Fakat düzenli askeri karşılama verimliliği ise %10 artar. Unvana dayalı düzenli birlik bölüklerinde artı bir ve ağır süvari bölüklerinin toplam sayısı da artı iki artar. Bir de şu Diğer kültüre geleneğe bakalım. İşlenmiş karmaşıklık. Yani İngilizcesiyle cultivated sophistication diye geçer. Peki bu ne işe yarar? Yerel kültüre geç kararını almak stres kazanmaya yol açar ve bu kültürdeki yöneticiler bu kararı almazlar. Ya yani bu şu demek oluyor. Kendi kültürlerini diğer yerel kültürlerden ya da kendi kültürüne ait olmayan bir toprağa tuttuklarında o yerel kültürü kendi kültürlerine göre daha düşük buluyorlar. Diğer kültürden olan yöneticiler bu kültürle hibrit kültür oluşmaya daha meyilli olurlar. Konak binaları, konak binalarını inşa etmek veya geliştirmek konağın bulunduğu kontluğa artı 20 gelişmişlik artışı yansıtır. Bu tıpkı şey gibi hani çalışkanlık geleneği gibi yani bir bina inşa ettiğinizde bu binaları eğer bir sene aralıkla inşa ederseniz inşa edilen her bina başına gelişmişlik artışı artı 25 şeklinde ilerler. Hiç fena değil. Hane reisi olan ve idari yönetime sahip kişiler istedikleri karakterleri hane üyesi olarak evlat edinebilirler. Ya bu antik Roma'da da mevcuttu. Belli başlı yöneticiler belli bir hanedana bağlı gibi gözükür ancak herhangi bir kan bağları yoktur. Kendi çocukları olmamaları durumunda da yakın oldukları veya iyi tanıdıkları kişileri evlat edinirler ve varis ilan ederler. Tıpkı antik Roma'daki yapıya benziyor. Bu kültürel gelenekle beraber bütün Yunan karakterler aylık %10 daha fazla nüfuza artış sağlarlar. Diplomatik menzilleri %20 daha fazladır. Ancak kültürel etkilenme ilerleyişi %10 daha azdır. Yunan kültürüne 4 bambaşka kültürel gelenek gelmiş diyebiliriz. Yani mevcut olanların üzerine ekleme yapmışlar. Biraz da öyle düşünebiliriz. Özellikle adımlarla alakalı gelenek ya da mor odada doğan geleneğiyle alakalı ciddi eklemeler yapılmış. Bunların isimleri İmparatorluk tagmatası, Romalı ayinleri, saray politikaları ve işlenmiş karmaşıklıklar. Bunları da anlatmış olduk. Şimdi sırada yeni askeri birimlerle yani yeni düzenli asker birimleriyle alakalı biraz daha inceleme yapalım. Geliştirici günlüğünün en başında Vareg gardiyanları dedikleri yani Vareg muhafızları oluyor bunlar. Artık böyle yeni bir düzenli asker türü var. Şimdi normalde oyunun mevcut halinde yani 1.12.5 halinde siz Bizans imparatoru olarak oynadığınızda ekranın sağ alt tarafında yeni vara geldi, yeni vara geldi diye sürekli Norse ve Asatru olan karakterler gelir. Bunlar sarayınıza gelir, misafir gibi gelirler. Fakat bunlarla hiçbir etkileşime giremezsiniz. Yani biriyle evlendirmek isterseniz mezhepleri gereği kabul etmezler. Şövalye olarak almak istersiniz. Oyun size, oyun ise bu konuda hiçbir etkileşim sağlamaz. Mesela yani sarayınıza gelirler, biraz dururlar, vareg olurlar, giderler gibi. Artık öyle değil. Artık gerçekten ordunuzda Bizans imparatoru olarak vareg muhafızları koyabileceksiniz. Fakat bunun için bir karar almanız gerekiyor. Yani vareg muhafızlarını kur diye bir karar alarak bu düzenli asker türüne erişebiliyorsunuz. Tıpkı oyunun mevcut halindeki vareg gazileri gibi Ovalarda, tepelerde ve tarım alanlarında avantaj sahibi olurlar. Aynı zamanda kışın daha iyi savaşırlar. Yani kıştan ve kardan etkilenmiş kontluklarda daha iyi savaşırlar. Bunu da açmak için belli başlı bir karar var. Vareg muhafızlarını kur" diye. İşte belli bir şöhret seviyesine sahip olmanız lazım. Ülkenizdeki herhangi bir kontluğun nors olması lazım veya en azından burada gördüğümüz kadarıyla en az 5 tane saray mensubunun Norse kültürüne mensup olması lazım. Artık dışarıdan mı alırsınız ya da kendi çocuklarınızı Norse olarak mı yetiştirirsiniz? Tabi size kalmış. Fakat böyle bir karar da mevcut. Yine oyunun başlarında belirtmiş olduğum yeni bir saray pozisyonu var. Bunun da ismi Akoluthos. Tarihi açıdan baktığımızda yani burada yazdığına göre bu saray pozisyonuna getirilmiş kişi ilgili varek muhafızlarını yetiştiren ve bunlardan sorumlu olan kişi. Yatkınlığı iyi olan biri geldiği zaman ağır piyade dayanıklılığına yüzde artı 10 ekliyor. Kendi yatkınlığına göre de aynı zamanda Vareg muhafızlarının da yatkınlığını arttırıyor. Bu kişi sarayda olduğu sürece yani bu pozisyonda durduğu sürece buna uygun diğer saray mensupları da Vareg ve Sadık özelliklerini daha fazla elde ederler. Daha fazla Vareg olmaya yatkın kişiler saraya gelir. Fakat şöyle bir durum var. Mevcut imparator öldüğü zaman Varegler hazinedeki bir altının belli bir kısmını alır ve gider. Hani çünkü onların bağlılıkları o imparatora, diğer imparatorun bağlılığını kanıtlaması lazım. Artık gerçekten Bizans imparatoru olarak varegileri kullanabileceğiz. Yeni düzenli asker türleri var. 3 tane yeni eklenmiş tür var. Bunlar imparatorluk tagmatası. Kültürel geleneğinden geliyor. Akritai, Scutatoi ve Balistrai dedikleri. Akritailer nedir? Hafif piyadeler. Hafif piyade türünde bir askerler ve ağır piyadeleri karşılarlar. Zorlu arazilerde iyi çarpışırlar. Kovalamaları olduğu gibi aynı zamanda siperleri de fena değildir. Dağ, çöl dağı, tepe, orman veya bataklık gibi arazilerde iyi çarpışırlar. Skutatoiler ise bunlar kargılı piyadelerdir. Yani mızraklı birimler. Mızraklı birimler olarak saldırıları ve dayanıklılıkları iyi. Siperleri de çok iyi. Yani siz savaşı kaybettiğiniz zaman ordunuzun daha büyük bir parçada geri çekilmesine yarıyor. Tabi siperleri var ancak kovalamacaları yok ne yazık ki. Diğer kargılı piyadeler gibi hafif süvari, ağır süvari, deve süvarisi ve fil süvarilerine karşı karşılama yapıyorlar. Bu arkadaşlar da aynı zamanda yine dağ, çöl dağı, tepe ve aynı zamanda farklı bir şekilde ovalarda avantaj elde ediyorlar. Ve Yunanlılardaki son düzenli asker türü de balistra dedikleri. Balista isimli bir sabit mekanizma var tripod gibi ayaklara sahip ve devasa bolt ve ok atıyor. Görünüşlerine baktığımızda aslında bir kuşatma silahı gibi duruyor ancak tıpkı savaşlarda yani çarpışmalarda kullanabileceğiniz düzenli asker türü. Bu da çok ilginç bir düzenli asker türü çünkü baktığımızda okçu birim diye geçer. Oyundaki kuşatma birimlerini siz çarpışmalarda kullanamazsınız. Sadece kuşatmalarda kullanabilirsiniz. Balistrailer ise yine kullanabileceğiniz okçu tarzında bir birim. Kovalamacısı veya siperi yok, okçu diye geçer, kargıllara ve ağır piyadelere karşı etkilidir. Bir de şöyle ilginç bir durum var. Saldırıları iyi, dayanıklık orta, kovalamaca ve siper yok dedik, bakımı da diğer asker türlerine göre oldukça düşük ve kuşatmalara katkıda bulunuyorlar. Aylık 0.1'lik bir ilerleme sağlıyor. Yani elinizde elim 4 setten 4'ü de tam doluysa 0.4'lük bir ilerleme sağlar siz dersiniz ki mesela kuşatma silahı olsa elimde kuşatmaları daha hızlı da bitirebilirim. Ancak bu arkadaşlar yani balistray denilen birimler hem çarpışmalarda katkıda bulunduğu gibi kuşatmalarda da gerçekten işe yarıyor. Bir de tabi bu düzenli asker türlerinde sadece Yunanlılar için geliştirme yapılmamış. Aynı zamanda Ermenilere ve Normanlara da bir güncelleme geldi. Ayrudzi ve Konrua denilen iki ayrı süvari birim var. Mesela baktığımızda Ermenilere özel hafif süvari birimleri olarak geliyor. Okçuları ve okçu süvarileri karşılıyor. Bu da ilginç. Yani eğer siz mesela okçu süvari çoğunluklu olan bir orduyla çarpışırsanız bu birimler sizin işinize yarayabilir. Hasarları ciddi anlamda yüksek, kovalamacaları ve siperleri de hiç fena değil. Bir de Normanlar için ayrı bir ağır süvari birimi geldi. Conroa dedikleri. Siper özelliği yok ancak kovalaması çok yüksek. Hasar ve dayanıklılığı da çok yüksek. Okçu ve Hafif süvarileri karşılayan bir tür bu. Ova, kurak arazi ve tarım topraklarında avantajı var. Diğer zorlu arazilerde yani tepe, dağ, bataklık veya yağmur ormanları gibi arazilerde biraz zorlanıyor diyebiliriz. Bunun gelmesi iyi oldu özellikle bu Konroa denilen Normanlara özel. Bu birimin gelmesi iyi oldu çünkü 1066 özellikle Hastings Savaşı'nda Dük William Kral Harold'a karşı bu birimleri etkili bir şekilde kullandı. Dolayısıyla normanlarda da tabi böyle bir birimin olması benim de artık olması gerektiğini düşündüğüm bir durum. Artık normanlarla kapışmak daha zor olabilir. Tabi sadece bununla da sınırlı değil. Artık idari yönetime sahip karakterler için özel bir hanedan mirası dalı var. Görüntüsü burada bürokrasi dalı diye geçiyor. Ve her hanedan mirası gibi açabileceğiniz 5 tane ayrı hanedan mirası var. Demiş olduğum gibi bürokrasi dalı bu. Ve sizin karakteriniz eğer hanedan reisi ise idari hükümete sahip olması durumunda bu hanedan miraslarına erişebilir. Mesela bir bakalım ilk sırada imparatorluğun vekil arçları isimli bu miras var. Bunu açarsanız eğer aylık nüfuzunuz %10 daha fazla olur ve sizin tebaanızda bulunan valilerin verimliliği ise %5 daha fazla olur. Güç merdivendir mirası var. Siyasi planlarınızın başlangıç şansı %10 daha fazla olur. Kendi hane üyelerinizi bir yerlere getirmek %10 daha ucuz olur. Hane ve ev isimli bu mirasta kendi konağınıza yani kendi yaşam alanınıza kurduğunuz binaların süresi daha az olur. Sizin güçlü aile reytinginiz varsa artı 15 daha fazla olur ve konakta karşılama holü binasını açabilirsiniz. Onun dışında sonsuz şehir mirası var. Bu şu demek oluyor. Bizzat tuttuğunuz topraklarda Gelişmişlik artışı aylık 0.10 daha fazla. Halk görüşü artı 15. Ve kendi konağınızda merakların kabinesi binasını açabiliyorsunuz. Bir de son miras olarak. Eğer telaffuzum yanlışsa lütfen beni bağışlayın. Diyarey Kay Basileye. Muhtemelen yanlış söyledim. Bu da şu. Eğer bu mirası açarsanız sizin vasallarınız ve altınızda bulunan soylu aileler size karşı hak sahibi örgütleşmelerine ya da sizi tahttan defetme etme planlarına daha az meyilli olurlar. Bir de aynı zamanda bu mirasın açılmasıyla artık toplu tutuklamalar yap kararı da alabiliyorsunuz. Uf, bu da ilginç bir şey olsa gerek. Burada da belirtmiş olduğu gibi hanedan miraslarında daha önce görmediğimiz ve yeni gelen iki çeşit bina var. Karşılama holü ve meraklılık kabinesi diye. Şimdi bunlar ne işe yarar? Bir ufaktan bunlara bakalım. İdari bir yönetici olarak soylu bir haneye sahipsiniz ve sizin soylu hanenizin bir konağı var. Bu konakta da ister kendi ana konağınıza ya da kendi konağınızın bulunduğu topraktaki diğer binaları geliştirmeler yapabiliyorsunuz. Karşılama holü olan bu binanın da hem seviyeleri hem farklı faydaları var. Mesela ilk seviyede olunca bu şu demek oluyor. Dukas hanesinin üyeleri Bizans imparatoru oldukları zaman ekstra 10 meşruiyet kazanırlar. Tabii bu değer e, değişiklik gösterebilir. Yani şöyle ki Dukas konağının bulunduğu baronlukta bir ziyafet ya da büyük düğün düzenlerseniz bu ekstra gelen meşruiyet değeri de buna göre değişiklik gösterebiliyor. Veraset sonrasında sizin meşruiyetinize karşı gelebilecek yani zarar verebilecek değerlerin %100'ü yok oluyor. Yani bu da şu demek oluyor. Siz öldüğünüzde imparator olarak diyelim meşruiyetin son sınırındasınız. Yani 5 üzerinden 5 olarak öldünüz. Sizin varisiniz genelde 5 üzerinden 4 olarak başlıyor. Yani 4 bölü 5 olarak başlıyor. Benim anladığım kadarıyla eğer bu bina varsa sizinle kaldığı yerden devam edebilir. Yani sizin varsınız 5 üzerinden 5 şekilde geçebilir. Ben böyle anladım. Tabi farklı bir anlama da gelebilir bu. Büyük ihtimalle farklı bir anlama geliyor. Ki burada ayrıca bir açıklama var. Siz bu iç binayı ayrıca geliştirmeye devam edersiniz. Sizin hane üyeniz olan birisi imparator olduğu zaman meşruiyet düşüşü yani verasetle yaşamış olduğu kısmi meşruiyet düşü ortadan kalkıyormuş. Tabii bunun olabilmesi için o kişinin bu konaktaki bu binaya sahip olması gerek. Meraklık kabinesi ise diğer yanda konak sahibinin ne kadar sergilemelik eşya koyabileceğini de bize göstermeyi sağlıyor. Yani bir konağa sergilemek için bir eşya koyduğunuzda bunu geri çeviremezsiniz. Ve bu eşyanın değeri de aynı zamanda bu meraklılık kabinesi olduğu sürece gitgide artar. Meraklılık kabinesi mesela harikalar holü diye bir seviye var. ikinci seviye. Bunda burada çeşitli değerleri olacak. Bu binanın aslında devreye girebilmesi için de buraya yani buradaki slota bir sergilemelik eşya koymanız gerek. Buraya sergilemelik eşya koyduğunuz zaman binanın gelişmişliği de o kadar artıyor. Aynı zamanda bu binanın olması ilhamla beraber gelen bir eşya üretimi için sponsor olduğunuz kişilerin ilhamının kalitesini de arttırıyor. Eşya üret kararının maliyeti %50 daha az. Antikacı olarak gelen kişinin yetkinliği 120 daha fazla. Hane başı olarak siz elde edebileceğiniz eşyaları arayabiliyorsunuz. Nüfuz seviyenize göre idareniz artı 1 artıyor. Nüfuz seviyenize göre öğreniminiz artı 2 artıyor. Aylık hanedan ihtişamı 0.50 daha fazla, nüfuz da aylık 0.30 daha fazla. Tabi aynı zamanda saray görkeminde de yine bir artış gözüküyor. Biraz da şu siyasi planlara daha ayrıntılı girelim. Normalde önceki idari yönetimi anlatan geliştirici günlüklerinde de birkaç tane örnek görmüştük. Burada biraz daha detaylı anlatıyorlar. Mesela örnek olarak biz Bizans İmparatoruyuz ve bizim karşımızda da planın hedefi olan bir vali var. Vali Yohannes'e iftira atma planı. Şimdi baktığımız zaman elimizdeki imkanlarla planın olasılıkları mükemmel. Yani biz bu planı bitirdiğimiz zaman hedefe ulaşma ihtimalimiz harika gözüküyor. Planın kalan süresi 77 gün. İftiraya atılmış etkisine sahip olacakmış 10 sene boyunca. Ve burada planı gerçekleştirmek için devreye sokacağımız ajanların da kararını verebiliyoruz. İstersek dengeli gideriz, istersek plan potansiyelini arttıracak ajanlara odaklanırız. İstersek plan süresini azaltacak ajanlara odaklanırız ya da planın gizliliğini arttıracak ajanlara odaklanabiliriz. Bu dört tanesinden bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Mesela iftira atıldığında ne olur? İftiraya uğradı diyelim ne olur? Bu kişinin itibarını zedelediğimizde iftira atarak ilgili kişinin aday skorunu yani imparator olabilmesi için kendisine atanmış olan bu aday skorunu düşürüyoruz. Tabi sadece imparator olabilmesi değil herhangi bir yere, başka bir yere ya da kendi varisinin kendi vilayetine atanma olasılığı da azalıyor. Yani hem kendisine hem ailesine zarar veriyoruz aynı zamanda. Bu faydalı olabilir. Yani şöyle söyleyeyim siz Bizans imparatorusunuz ve sizin oğlunuzun diyelim tahta geçmesini istiyorsunuz değil mi? Fakat diğer soylular bir valiyi daha saygılı buluyorlar. O valiye daha fazla saygı gösteriyorlar sizin olduğunuzdan. Siz de şunu yapabilirsiniz. Ya ben bu adamın başa geçmesini değil, kendi oğlumun başa geçmesini istiyorum. Dolayısıyla bu saygı değer kişinin önce itibarını zedelemeliyim. Bu da siyasi bir plandır. Bence çok başarılı olmuş. Bir başka plan ise bir vali olarak başka bir valinin konaklarını yağmalayabilirsiniz. Tabi şimdi düzenli olmayan bir mezhep veya kabile yönetiminde olan bir yönetici gibi askerlerinizi toplayıp direkt o bölgeye gidip yağma yapamıyorsunuz. Bu yine siyasi bir plan olarak geçiyor. Bu şu demek? Siz elinizdeki planın gücüne dayanarak belli bir sürede hedef aldığınız kişinin topraklarını yağmalayabilirsiniz. Tıpkı iftira atma gibi. Bu da planlara, süreye ve gizliliğe dayanan bir süreç. Planın toplam süresi, planın gizliliği Mesela bize karşı etkileri ne olur? Biz konağı yağmala planını başlatırız bir vali olarak başka bir valiye. Bunun sonucunda para elde edebiliriz. Eğer bizim yaptığımız keşfedilirse buradaki ilgili vali bizim rakibimiz olur. Peki valiye karşı etkileri ne olur? Valinin hanesinden olan kişiler öldürülebilir, yaralanabilir ya da hapse atılabilir. Bu neye göre belirlenir? Plan aşamasında aldığımız kararlara göre. Ayrıca bu valinin yani Kaukadenos isimli bu haneye ait konaktan bir tane bina yok edilebilir ve Kalkadenos hanesi konağı yağmalanmış etkisine sahip olur. Yine burada görmüş olduğunuz gibi bu planı ilerletmek ve bitirmek için neye odaklanacağımızı seçebiliriz. Nedenim istersek para kazanırız, istersek bize karşı tehlikeli olan birini ortadan kaldırmaya çalışırız. Diğer valilerle istersek dost, istersek düşman oluruz. Bir diğer etkinlik ise at arabası yarışı. Şimdi bu baktığımız zaman normalde Tours and Tournaments, geziler ve turnuvalar ek paketiyle beraber büyük etkinliklere erişim sahibi olduk. Nedir bu büyük etkinlikler? Büyük gezidir, turnuvadır ya da büyük düğündür. Buna çok benzer şekilde yine bir büyük etkinlik yapılabilir. Bunlardan bir tanesi de bu güncelleme ile ve DLC ile gelecek olan at arabası yarışı. Şimdi Bizans tarihine şöyle baktığımızda bu tabi antik Roma döneminde de böyleydi. At arabası yarışları normalde çok ayrı bir yere sahip. Bu organizasyon yapılması durumunda halkın moral de ciddi anlamda yükselir ve imparatora karşı olan saygıları da artar. Yani Bizans'ta milli spor diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz İstanbul'daki tarihi hipodromdur. Burada imparator olarak bizim tuttuğumuz muhasebeci yani bahisçi diyebiliriz. Bu kişiye aynı zamanda bahisleri toplar ve bahisleri ayarlar gibi. Bu bahisçi başına kararımızı veririz ve deriz ki mesela ben mavi renkli arabayı tutacağım ya kırmızı ya beyaz ya da yeşil. Bu dört renkten birisini tutmak için bahis yapabilirsiniz ya da hiç de bahis yapmayabilirsiniz. Diğer büyük etkinlikler gibi siz burada kendi niyetinizi belirleyebilirsiniz. Mesela ben imparator olarak diyelim kendi nüfuzumu arttırmak istiyorum ya da meşruiyetimi arttırmak istiyorum. Prestiji, dindarlık, artık oyun bize ne sunuyorsa. Mesela burada başka bir seçenek var. Nüfuzunu arttırmak dışında halkı memnun et niyeti de mümkün. Eğer tutmuş olduğunuz yani bizzat tutmuş olduğunuz topraklarda halk görüşü gerçekten düşükse bunu seçerek halk görüşünü arttırabilirsiniz. Tabi de şimdi şöyle bir durum var burada anlattığına göre etkinliği organize eden kişi olarak niyeti seçme imkanı sadece sizde değil. Aynı zamanda davet ettiğiniz kişiler de kendi niyetini seçebiliyorlar doğal olarak ve siz diyelim halkın size karşı görüşünü arttırmak istiyorsunuz. Ancak sizden hiç hoşlanmayan ya da sizden nefret eden kişiler aynı şekilde size karşı da plan yapabilir belli başlı sabotaj durumlarında bulunarak halkın size karşı olan görüşünü düşürebilirlerdi. Buna da biraz dikkat etmek gerekir. Önce de demiş olduğum gibi mesela bu at arabası yarışında bahis de oynayabilirsiniz. Mesela burada bakıyorsunuz at arabalarının sürücüleri var. Yatkınlığı iyi, yatkınlığı mükemmel gibi. Bunlara göre belirleyerek alabilirsiniz. Mesela burada bakıyoruz bahisi tek bir şekilde oynamaya gerek yok. Yani sadece birinci olana benim tuttuğum kazansın diye bir bahis yok sadece. İster sizin tuttuğunuz kazansın da diyebilirsiniz, isterse birinci veya ikinci olsun da diyebilirsiniz ya da ilk üçe girsin de demeniz mümkün. Yani birden fazla bahis seçeneği var. Tabii riskleri ne kadar arttırırsanız ödülleri de o kadar fazla olur diye düşünüyorum. Kendi at arabası yarışçınız varsa o kişiye bahis oynayabilirsiniz ancak kötü bir iş çıkarırlarsa stres kazanırsınız. Böyle bir durum var. Eğer elinizde kendi at arabası yarışçınız yok ise başkasının yarışçısını çalmak da mümkün. Bununla alakalı bir saray pozisyonu da mevcut. Joseph Tarkaniotes. Yatkınlığı mükemmel. Kendisi belli bir para karşılığında bizim sürücümüz oluyor. Kendi yatkınlığına göre de burada böyle bir özelliği var. Venetoi'nin yarışçısı diye. Diğer takımların görüşleri ona karşı azalıyor. Ancak ne kadar yarışta bulunursa bu özelliğin gidişatı da ona göre artıyor. Her bir seviyede kendisine sağladığı bonuslar mevcut. Tabi bu pozisyona ister topraklı ister de topraksız kişileri getirebilirsiniz. Yani ister vasalınız olur ister saray mensubunuz. Herhangi bir kişiyi getirdiğiniz zaman sizin adınıza yarışır ve bu elde edebileceği bonuslardan faydalanabilir. Bununla alakalı olarak aynı zamanda kendi şahsi tuttuğunuz konaklarda da ilgili geliştirmeleri yapmanız mümkün. Mesela buraya bakıyoruz. Dukas konağı var. Buraya at arabası eğitim binası kurulmuş. Burada bunların farklı seviyeleri var. Mesela ilk 3 seviye eşit sonra 4-5-6'da farklı dallara gidebiliyor. 5. seviyedeyiz. 6. seviyeye arttırılabilir. Burada farklı özellikler verilebiliyor. Mesela aynı kültürden olan kişilerin size karşı görüşü artı iki. Ordu hareket hızı %3 daha fazla. At arabası süren kişinin yani yarışçının yatkınlığı daha fazla oluyor gibi. Yani bir etkinlik düzenlediğiniz zaman o etkinliği düzenlemeden önce ilgili eğitimi de ilgili kişilere aldırabiliyorsunuz. Bununla alakalı göreve getirdiğiniz kişi ayrı bir görevde atayabilirsiniz. Alex 0.60'lık bir maliyet var bu eğitim görevi kendisine atandığı zaman zamanla gitgide deneyimi de artar ve Z karşı şöyle bir etkisi de olur. Siz eğer süzereniyseniz aylık hanedan ihtişamı 0.20 olarak aylık artar. Burada mesela at yarışı esnasında çeşitli siyasi planlar da yapılabilir. Mesela burada önceden de görmüş olduğumuz gibi kendi nüfuzumuzu arttırıyoruz değil mi? Kendi seçtiğimiz niyeti öncelik olarak ona göre eventler karşımıza gelecek. Mesela bu vali bizim basalımız deriz ki A gel yanıma ya otur mesela. Kabul edebilir etmeyebilir. Kendi karakter özelliğimize göre mesela deriz ki hani bunu izlemektense insanlarla sohbet etmek tam bir saçmalık olur. Ya deriz ki ne kadar harika insanlarla beraberim. İnsanların mesela bize karşı görüşü artar gibi. Mesela yarış başladı. Yarış başlamadan önce imparatorun bir konuşması olur. Burada da yine alabileceğimiz kararlar var. Biz imparator olarak yarış başlamadan hemen önce bir konuşma yapıyoruz. Ve halkın gözü önünde bulunuyoruz. Mesela deriz ki kendi varisimi yanımda tutacağım ve onu halka sunacağım. Ya da seçmiş olduğum niyete göre bir seçenek gelir ve derim ki insanların sıkıntılarına yönelik konuşayım. Bu da halkın görüşünü artırır. Kazanmış olduğumuz bir savaş hakkında böbürlenebiliriz. Bu da mümkün. Tahta hak sahibi olan birini yerin dibine de sokabiliriz. Çeşitli seçenekler almamız mümkün. Mesela buradan bakmışız. Bir vali katılmış. İmparator. imparatorun babası olduğunu düşündüğüm kişi ve Sultan 2. Muhammed. Bu at yarışında mesela tabi at yarışında böyle bu şekilde izliyoruz yani eş zamanlı hareket eden bir at yarışı yok keşke olsaydı. Onun yerine böyle statik hareket eden resimler olacak ancak alacağımız kararlara ve bizim yarışçımızın yatkınlığına göre de sonuçlar değişecek. Birinci sırada bir geliyor. İkinci sırada bu, üçüncü sırada bu ve diğer 4, 5, 6, 7, 8, 9. sıralardaki kişiler de burada gözükebiliyor. Şimdi bu ikili yönetime yani Doğum Virat dedikleri şu yönetim şekline bakalım. Hem 1066 yılında hem de 1178 yılında tarihi eş imparatorlar mevcut. Mesela burada imparator var ve imparatorun oğlu olan eş imparator var. Kendisi Filipopolis valisi olarak geçer. Tıpkı naiplik ve vezirlik gibi. Daha doğrusu naipliğe biraz daha yakın çünkü herkesi vezir ilan edemezsiniz aşiret hükümetinde. Mesela yakın akrabalarınızı ya da bir vasalı, topraklı bir vasalı vezir yapamazsınız. Bunun yerine saray mensubu olarak getirilebilecek bir topraksız kişi atanabilir vezirliğe. Çünkü o bir memurluktur. Naiblik ise daha farklı. İster topraklı ister topraksız kişiler naibiniz olabilir. Bu da hem sembolik hem de biraz işlevsel olarak eş imparator atama durumları var. Yani krallar ve imparatorlar bu şekilde eş başkan atayabiliyorlar. Şimdi burada tabii biraz komik bir başlık var. Eş imparator mu? İmparator güç paylaşmaz ki demiş. Aslında paylaşır. Şöyle ki Roma İmparatorluğu Augustus'tan sonrasında tamamen bir otokrasiye döndü. Yani Sezar ve öncesinde daha doğrusu Sezar'dan öncesinde tamamen senatoya dayalı bir cumhuriyet vardı. Ve herkesin görevi belliydi. Herkes dengeli bir şekilde görev yapardı. Sezar ve sonrasında kendisinden gelen Augustus tamamen bir diktatörlüğe ve mutlak monarşiye çevirdi. Ki şöyle bir durum var. Mevcut imparatorlukta aslında burada İngilizce belirttiği gibi the emperor yani tek imparator ya da imparatorun kendisi gibi sadece bir tane olabileceği anlaşılan bir durum var. Artık ikinci bir imparator atayabiliyorsunuz. Kıdemli imparator var bir de alt imparator var. İkisi de imparator ikisi de yetkide bir tanesi diğerinden daha yetkili sadece. Ki bunun olma sebebi şu aslında. İmparator öldükten sonra ya da imparator görevden çekildikten sonra bir sonraki imparatorun kim olacağını da biraz belirler bu. Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir A imparatoru var bir de B imparatoru var değil mi? A imparatoru öldü ama B imparatoru hala imparator. Dolayısıyla bundan sonraki imparator artık B imparatoru gibi. Ya bir de şöyle bir durum var. Siz birini eş imparator olarak ilan edersiniz. Dersiniz ki ilan ettiğim bu kişi artık benim meşru varisimdir. Tabi bu şu da demek değil yani siz birini eş imparator atadınız diye bütün sorunlar çözülecek. Hayır. Eğer eş imparator ilan edilen kişi mesela hala çocuk ise ve yetişkin yaşa gelmediyse babası öldüğü zaman hala çocuk ise bu beraberinde ciddi tehlikeler getiriyor bir kere. Veraset sonrası çünkü bu tür krizler çoğunlukla yaşanır. E tabi bir de şimdi Bizans'ta oynuyorsanız yani klasik her türlü olur. Şimdi böyle bir durum normalde teoride bir yönetim şekline yardımcı olur değil mi? Siz mesela birini varis olarak belirlersiniz. Evet, bu şekilde ilerler. Ama bir vücuda iki baş koyarsınız. Aslında siz o bütün mekanizmayı biraz da bozmuş olursunuz. Yani bu Bizans'ı ciddi sıkıntı getirecek ama aynı zamanda biraz daha eğlenceli kılacak dedikleri bir durum bu. Ve biraz daha gerçekçi bir Bizans. Yani daha böyle krizli ama yönetmesi biraz daha eğlenceli bir Bizans hedeflemişler. Yani benim varisim kim olacak diye siz düşündüğünüzde ve sonra karar verdiğinizde bir kişiyi seçersiniz. Birini eş imparator ilan ettiğiniz zaman o kişiyi yönetime hazırlarsınız gibi. Birini aynı zamanda eş imparator ilan ettiğiniz zaman da bir naipliğe girersiniz. Yani ikili yönetim olur. Fakat şöyle bir durum var. İlan ettiğiniz kişi zamanla çok güçlenebilir ve size karşı kötücül kararlar da almaya başlayabilir. Burada doğum viratlar, ismen doğum viratlar ve eş monarşiler gibi farklı isimleri de var. Tabi de şöyle bir durum var naiplik durumunda asıl yaşlı imparator diyelim öldü ya da asıl yaşlı kral öldü. Eş imparator ilan edilen kişi tahta geçtiğinde naiplik bitiyor. Mesela diyelim birini eş imparator ilan ettiniz. Siz birini naip yaptığınız zaman sadakat mekanizmasına göre size karşı nasıl davranacağını az çok görebilirsiniz. Mesela size karşı görüşünden artı 3 geliyor. Zaman her zaman gencin yanındadır. Yani bu şu demek. Eş imparator ya da naip ilan edilen kişinin yaşı çok genç. Kendisi tembel olduğu için artı getirir. Korkak olduğu için artı 25 ama keyfi olduğu için eksi 50 ve mensup olduğunuz kültürün saray politikaları geleneği var. Dolayısıyla buradaki düşük sadakat değerinden dolayı da bencil bir şekilde ilerler. Asıl imparator ile eş imparator ilan edilen kişiler arasında yaş farkı ne kadarsa o kadar sadakat daha fazla olur. Ya bu şu demek. yaşlı adam yakında ölecek. Yerine de genç biri geçiyor. Dolayısıyla biraz daha böyle pürüzsüz bir veraset izlenebilir gibi. Ha bir de şöyle değişiklikler getirmişler mesela. Yaşlı adam ama çok sağlıklı. Eş imparatorunun da yaşı ileri ise yaşlı adam çok sağlıklı diye eksi 35 geliyor. Zamanımız doluyor diye eksi 45 yiyoruz ve hani diyelim çok yaşadık. Mesela burada anlattığına göre 90'lara kadar geldik. Sadakat iyice düşüyor. Ve diyor ki hani artık öl ya. Gereğinden saçma bir şekilde sağlıklı kişilere karşı sadakat düşebilir. Her ne kadar uzun süre yönetmiş olsalardı. Çünkü bu sefer varis sabırsız oluyor. Kendisi de yaşlanıyor ama adam ölmüyor. Dolayısıyla yani yaşlı kral ya da yaşlı imparatorlar derler yani sen çok yaşadın öl artık gibi. Buradaki resimde mesela kendi çocuğunuzu ismen eş imparator ilan edebilirsiniz kendisi ismen eş imparator olur ama gerçekte eş imparator olmaz. Çünkü kendisi daha çocuktur. Yetişkinliğe geldiği noktada sizinle güç paylaşmaya başlar. Sadece siz kendisini belirlemiş varis olarak atarsınız ve size karşı görüş kazanır. Mesela şöyle bakıyoruz tıpkı vezirlik ve naiplik gibi eş imparatorluğun da yani ismen eş imparatorluk değil gerçekten eş imparatorluğunda güç dengeleri var. Mesela 4. seviye aktif olmayan seviye diyor burada. Etkileri neymiş? Yetişkin olduğu zaman naip olan bu kişi kendi yeteneklerine göre fazladan bir yetenek alır. Ve diğer yetenekler de buna katkıda bulunur. Mesela eş imparator olarak birini ilan ettiniz. Bu kişi sizin varisiniz. Siz birini günah keçisi ilan edebilirsiniz. Dilim kötü bir şey yapacaksınız. Sizin yaptığınız değil de eş imparator yapmış gibi anlaşılabilir. Bu bir tiranlık eylemidir mesela. Buna göre de ilgili kişinin yani hedef aldığınız eş imparatorun da diğerlerinin ona karşı görüşünü azaltmanız mümkün. Onu resmen çünkü günah keçisi ilan ediyorsunuz. Böyle yapmanız durumunda da benim anladığım kadarıyla kendisinin güç dengelerini azaltıyorsunuz. Mesela neden böyle bir şey yapılır? Neden eş imparator iftiraya uğrar ya da itibarı iki paralık edilir? Neden böyle bir şey yapılsın ki? Çünkü burada dediğine göre eş imparatorların yetkileri bir noktada yeterince fazlaysa toprakları olmaları durumunda Sizden düklük seviyesine değil, krallık seviyesine bir toprak bile isteyebilirler. Yani siz diyelim Filipopolis vilayeti olarak kontrol ediliyor. Aslında Filipopolis düklüğü ama gücü yeterince fazla. Bir noktada diyebilirler ki ya ben, ya bu bana yetmiyor. Yani beni despot yap. Ben kral olmak istiyorum imparatorlukta diyor. Gücünü arttırıyor yani iyice. Bir eş imparator olarak sahip olunan yetkilerden bir tanesi de imparatorluk seferi düzenlenebilir. Bu şu demek olur. Yani ülkenin başında iki tane yönetici varsa imparator olarak yeni bir savaş sebebi açılıyor. Bu da şu. Az önce belirttiğim gibi imparatorluk seferi. Yani burada Suriye Dejur Krallığı'nı ve Ermenistan Dejur Krallıkları'nın toprakları alınabilir. Yeterince güç varsa, yeterince müttefik varsa buralar bu şekilde alınabilir. Buraları seçebilir ve buralar imparatorla tekrardan katılabilir. Bunun sonucunda da yani savaşın kazanılması ve taleplerin diretilmesi sonucunda da istersek buradaki ünvanlar bizzat savaşı ilan eden kişiye geçer ya da valinin ya da eş imparatorun doğrudan bizzat imparatorun kendisine toprakları iade etmesi son Tabi bu toprakları niye iade etsin dersiniz? Şöyle ki siz kendi imparatorunuza buradan anladığım kadarıyla ne kadar toprak verirsiniz savaş sonrasında o kadar nüfuz kazanırsınız. Hani ben bunu yapabiliyorum diye insanlara gösterirsiniz bir vali ya da eş imparator olarak artık böyle bir karar alıp valilik olarak imparatorluğun topraklarını genişletmek mümkün. Eş imparator ilan edilen kişi imparatoru hapse düşürüp sakat bırakabilir. De böyle bir durum var. Ya dersiniz ki ya ben yeterince güçlüyüm kardeşim. Artık sana ihtiyacım yok. Bu imparatorluğun da sana ihtiyacı yok. Sırada ben varım. Yani şu işi biraz hızlandıralım dersin mesela. Aşağıdaki 5 seçenekten birini seçerek ya işkence edersin ya diyelim gözlerini çıkarırsın, kolunu bacağını koparırsın ya da hadım edersin gibi. Belli başlı seçenekleri kullanarak imparatorluktan def edersiniz ve siz de bunu yapan kişi olarak bir önceki imparatorun tuttuğu toprakları ve kendi birincil ünvanını da elde etmiş olursunuz. Tabi şimdi önceden de belirttiğim gibi bu eş monarşi yani eş imparatorluk, eş krallık sadece Bizans'a özgü bir durum değil. Feodal yöneticiler de buna erişebiliyor. Fakat bu kişilerin ödünç alınan güçleri yok. Feodal, krallık ve imparatorluklara özel bu. Eş monarşi dedikleri olay. Bu şu demek. Yani naiplikten çok sembolik bir olay. Mesela burada bakıyoruz. Siz birini, bir yönetici ya da bir karakteri belirlenmiş varis ilan ettiniz. Mesela burada eş kral. Coking dedikleri. Eş kral, ikinci Henry. Sizin belirlenmiş varisiniz. İdari hükümetlerde olduğu gibi. Bizans'ta mesela birini eş imparator ilan edersiniz nüfuz kazanırsınız. Fakat feodal krallık ve imparatorluklarda eş krallar kendi diplomasi yeteneklerine bağlı kalarak üzerine karşı vasal görüşüyle destekleme yaparlar. Ve imparatorlukların durumunda da prestij artışına aynı zamanda katkıda bulunurlar. Plantagenet hanesi, burada kral 2. Henry, burada belki tanıdık gelebilir. Aslan yürekli Richard ve genç kral diye lakaplandırılan eş kral Henry. Siz birini eş başkan Eş kral ya da eş imparator ilan ediyorsunuz feodal yönetimde. Bunlardan kurtulmak için sadece idam edebilirsiniz. Ya da sizin kendi kültürünüzde buna uygun gelenek varsa onları hapiste sakat bırakabilirsiniz gibi. Peki bu eş krallık gerçekten güzel bir şey mi? Şöyle güzel bir şey. Mesela ben kendi oyunlarımda çocuklarımı verasetten men etmeyi hiç sevmem. Bir kere insanların görüşünü azaltır. Gereksiz hanedan ihtişamını harcar ve bir nesili yani bir soyu tamamen saf dışı bırakır. Şimdi şöyle bir durum var. Ben genelde daha yasal, daha meşru yapmaya çalışırım. Şöyle, eğer hükümdar imtiyazları buluşu açıldıysa elimden geldiğince hızlı bir şekilde dördüncü seviye yani mutlak taht otoritesine geçer. İstediğim çocuğu belirlenmiş varis ilan eder. Ben elimden geldiğince hep böyle yaparım. Çünkü gerçekten yani suçu olmayan bir çocuğu verasetlenme etmek benim hoşuma gitmiyor. Mesela suç işlememiş birinde verasetten men edersiniz insanlar der ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Garip kaçar. Şimdi bu mekanik benim burada okuduklarıma göre taht otoritesiyle alakalı mı bilmiyorum. Eğer öyleyse burada bahsederdi fakat benim gördüğüm kadarıyla böyle değil. Yani artık feodal krallar ve imparatorlar taht otoritesine bağlı kalmaksızın diye anlıyorum. Kendi çocuklarını Eş kral ya da eş imparator ilan edebiliyorlar. Bu çok güzel bir şey bence. İlla dördüncü taht otoritesine geçmeye gerek yok. Çünkü siz taht otoritenizi arttırdıkça vasalların size karşı özgürlükçü örgütleşmeye katılmasına da biraz destekte bulunuyorsunuz diyeyim. O da çok sıkıntılı. Eğer taht otoritesini arttırmaya gerek kalmadan bu yapılabilirse bence çok iyi olmuş. Ya yani bu şu demek oluyor. Siz diyelim dördüncü oğlunuzu tahta geçireceksiniz ya. İlk üç oğlunuzu verasetten men etmeniz gerekiyor normalde. Artık buna gerek kalmıyor. Bence çok güzel. Alabileceğiniz başka kararlardan bir tanesi de. Şimdi ne yazık ki Crusader Kings 3'te diğer oyunlarda olduğu gibi yani mesela Hearts of Iron 4 ya da Europa Universalis 4'te olduğu gibi ne yazık ki bir deniz savaşı mekaniği yok ve yakın zamanda gelecek gibi durmuyor. Ancak buna benzer yine bir karar alınabilir. Yunan ateşi dromonlarını hazırla diye. Bu şu demek? Siz bu kararı alırsanız İstanbul olan başkentiniz Ciddi savunma avantajına sahip olacak demektir. 30 yıl boyunca şu etkiye sahip olacak. Bu planı tamamlarsanız. Bu etki aktif olduğu sürece Bizantiyon yani İstanbul'un yakınlarındaki gemiye binmiş ordular zarar görebilir. Ya askerleri yok olur ya askerlerinin bir kısmı ölür ya da kaynakları tükenir gibi. Yani öyle boğazınızdan kolay kolay geçemezler diye anlıyorum. Bunda belli başlı şartları var. Yani yakında bir savaş varsa ve birileri isla edecekse bunu kullanabilirsiniz. Kendi donanmanızı mesela. Boğazın etrafına yayarak. Tabi bu deniz savaşı mekaniğini ne yazık ki beraberinde getirmiyor. Keşke getirse. Güzel olabilirdi. Ancak gelin Bizans İmparatoru olarak siz tehdit altındasınız ve düşman ordusu sizin hem deniz yoluyla hem karayoluyla başkentinize yürüyor. Eğer siz bu kararı alırsanız en azından deniz yoluyla gelecek orduları ciddi zarara uğratırsınız. Da mesela başta diyor ki nafta yani katrana benzeyen petrolden çıkan madde kireç taşı ve gereksiz cesaret. İmparator olarak kendi evimizdeki, kendi topraklarımızdaki ve civarımızdaki suları korumak zorundayız. Denizleri, nehirleri, boğazları. İmparator olarak Tanrı bana bu ülkeyi yönetme hakkı verdi ancak bunu korumak yetkinliğinde kendime sorumluluk olarak görüyorum. Bu inanan ateşini biz bir şekilde kullanabilmeliyiz. Eğer İstanbul'u koruyacaksak Limanlarımızda sadece başı boş ticaret gemileri dolaşmamalı. Dromonlarım nerede? Ejderha gibi ateş saçan gemilerim nerede? Diyerek böyle alabileceğimiz belli başlı plan kararları mevcut. İpekten imparatorluk eşyası üretebiliriz. Bu belki bizim konağımıza ya da sarayımıza koyabileceğimiz eşyalardan bir tanesi olabilir. Ne koyabiliriz istediğimiz yere? Meşruiyetimizi, prestijimizi veya nüfuzumuzu artırır. Ve çok önemli değişikliklerden bir tanesi daha. Anadolu'nun arazi yapısı çoğunlukla değişti. Hatta şöyle söyleyeyim. Normalde baktığınız zaman kıyı kesimleri ya ova ya da ormanlarda oluşur mevcut haliyle. Fakat burada özellikle Ege tarafı tepelerden belli başlı yerler dağlık araziler olmuş. Karadeniz tarafı çoğunlukla orman. Kıyı olmayan belli başlı kontuklar dağlar. Yani bizim bu coğrafi bilgiler dersinde mesela derler ya. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel. Ege'de denize dik gider diye. Buna benzer şekilde yapmaya çalışmışlar ki hatta bakın burada Konya Ovası var. Normalde oyunda buralar komple tepelik bölgelerdi. Ki bu da benim garibime giden bir şeydi. Yani Anadolu'nun sürekli her yerinin tepe olması biraz garipsiyor. Yani Türkiye'de yaşayan biri olarak. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi Eskişehir, Konya tarafları ova ile temsil ediliyor. Ve buraya baktığımızda mesela daha iç bölgeler özellikle Ankara ve doğusu Sivas tarafları bildiğiniz Avrasya taraflarındaki Bozkır arazisini koymuşlar buraya. Artık Anadolu'da gerçekten bir bozkır var. İşte gerçekten bunu da görmek beni sevindiriyor. Artık Anadolu'da bozkır olabilecek. Ki özellikle belki bu Anadolu Selçuklu'nun yani Rum Sultanlığı'nda avantajdan kullanabileceği bir şey olabilir. Doğudan veya batıdan gelebilecek tehditler de mesela ova ya da tepeyi değil de Bozkır'da çarpışmayı tercih ederler. Uygun askeri organizasyon olması durumunda da ciddi avantaj sağlayabilir. Çünkü özellikle hafif süvari ve okçu süvari temelli ordularda bozkır çok ciddi avantaj sağlıyor ordulara. Bu da Anadolu'da zemin ve arazi koşullarına yapılmış belli başlı değişiklikler. Bir de böyle kozmetik olarak bir değişiklik var. Böyle belli başlı dillere kültürel olarak yapışmış ve tam anlamıyla çevrilemeyecek kalıplar mevcut. Mesela burada hoi poloi diye morla özellikle burada parlatılmış. Bir de de burada antik Yunanca'dan getirilmiş başka bir deyim var. Artık bu mor yazıyla belirtilmiş deyimlere mansuz getirdiğiniz zaman ne anlama geldiğini gösterecek. Ayrıca bir böyle pencere açılacak. Efendim 153 numaralı geliştirici günlüğü normalde bu kadar. Hem Bizans'ta hem diğer kültürlerde Bizans'la alakalı alınabilecek yeni kararlar ve yeni yönetim şekilleri. Bunları da beraberinde görmüş olduk artık böyle tam bir Bizans gibi her şey komplo, her şey siyasi plan havasında oynayabilmek mümkün diye hissediyorum. Bence gayet güzel olmuş. Özellikle Bizans hayranları için de böyle belki de Bizans fanatikleri demek doğru olur mu bilmem ama onların görünce gerçekten böyle çok hoşuna gidebilecek içerikler var diye anlıyorum. Belki de parasını hak edebilecek bir ek paket olabilir. Çünkü ben de bunu umuyorum. En son çıkan bu Legends of the Dead ek paketi biraz çünkü hayal kırıklığıydı. Yani ben mesela Düşük beklentili bir insanım ve baktığımda hani iyi olmuş heh, demiştim en son. İnceleme videomdan görebilirsiniz. Ve hem biraz hayal kırıklığı hem böyle biraz düşüş yaşamıştım. Ancak burada anlattıklarını eğer bize %100 aktarabilirlerse... ...gerçekten belki de verilebilecek paranın tamamını hak edecek bir ek paket olur diye düşünüyorum. Az önce dediğim gibi bu 153 numaralı geliştirici günlüğünü bitirdik. Şimdi sıradaki geliştirici günlüğüne geçeceğim. 154'e fakat üzerinde çok durmayacağım çünkü konsept sanatı ve müziklerden biraz bahsediyor olacak. Efendim bu da görmüş olduğunuz gibi 154 numaralı Roads to Power'ın sanatı ve müziği. Şimdi burada ilgilenenler için varsa ben hatta videonun açıklama kısmına bunu da ekleyeceğim. Bizzat ilgilenenler varsa konsept sanatı, resimler, çizimler, müzikler ve oyunda kullanılan diğer dokular, kıyafetler gibi bir sürü kozmetik detayı burada anlatıyorlar bize. Yani bu geliştirici günlüğünde, 154 numaralı geliştirici günlüğünde oyun mekaniklerine yani oyunun oyuncuya dair herhangi bir yararlı bilgisi aslında yok. Sadece hayranı olanlar ya da bir şekilde sanatıyla, müziğiyle ilgilenenler bizzat bu geliştirici günlüğüne bakabilir. Yükleme ekranı için çeşitli eskizler mevcut bu şekilde bunlar üzerinde çalışmışlar ve buradaki eskizlere bakılınca mesela çok ciddi güzel resimler gelebilir. Mesela böyle bir yükleme ekranı var Bizans'ta, katedralde. Taç giydiriliyor kendisine imparatorun. Burada görmüş olduğunuz gibi bürokrasi, hanedan miras dalının ham görüntüsü. Burada farklı illüstrasyonlar var. Yani eventlere gelebilecek şekilde. Farklı arka plan görselleri mevcut. Yani artık berber dükkanını açtığınızda farklı arka planlara erişebiliyorsunuz. Burada hipodromun resimleri var. Yine eventlerde bunları görebilirsiniz. Bu da bir tane hipodromun içinde tam yarış anında. Ayasofya'nın içi. Yine oyunda Ayasofya'nın renderlanmış yani işlenmiş bir hali. İstanbul'un hipodromu. Burada Ayasofya Katedralini görebiliyoruz. Ve İstanbul yanarken. İstanbul yanıyor arkadaşlar. Çeşitli kamp resimleri burada mevcut. Burada animasyonlarla alakalı gifler paylaşılmış. Yine animasyon çeşitleri geliyor. İmparatorun duruş animasyonu bu şekilde. Gururlu bir şekilde ve elindeki imparatorluk sembolüyle duruyor. Zümrütten taşlar var. Burada mesela bir kum fırtınası var. Yeni bir kum fırtınası eventi gelecek. Ve bununla alakalı alınabilecek kararlar mevcut. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Konak sisteminde ilk başta böyle bir yapıya gitmişler. Böyle biraz daha 3D modelleme görüyoruz ama sonrasında 3D gerçekçi modellemeden kopup Resimde görmüş olduğunuz gibi böyle sanki eskiz ve portre çizer gibi bir yönetim menüsü koymuşlar. Hatta bunu es geçmişler kamp geliştirmelerini böyle çadırlarla da yapabiliriz diye düşünmüşler. Arayüz tamamen değişmiş. Sonra buna geçmişler en son haliyle. Yeni hane ve haneden armaları ekleniyor oyuna. Özellikle Yunanlara ve Yunan kültürüne özel belli başlı semboller de var. Burada Bizans imparatorunun kullanmış olduğu kıyafetler, ölmüş yelekler ve zırh çeşitleri de mevcut. Kullanılan bu mozaikler de burada belli. İlerleyen dönemlerde yani mesela erken ortaçağ, yüksek ortaçağ, geç ortaçağda değişen zırh ve normal kıyafet görüntüleri de mevcut. Tamamen yeni karakter kozmetikleri geliyor. Tam özellikle dönemin Yunan kültürüne uygundur diye düşünüyorum. Burada valiler, askerler, imparatorun kendisi, imparatorçe ve diğer saray mensupları olabilir. Ki gördüğüm kadarıyla mesela bu erken dönemi yansıtan bir moda türü. Bu da sonraki dönemlerde mesela burada gördüğümüz 867'de başlayan hali ise buradaki hali de 1066 ya da 1178'deki hali olabilir. Çünkü imparatorun üzerindeki kıyafetler de değişiyor. Burada da yine mimari estetikler görülmesi mümkün. Özellikle Bizans imparatorunun taç odası tamamen katedralin içi gibi gözüküyor. Farklı katlarda saray mensupları durabilir. Mozaikler aynı zamanda böyle 3D'li gerçekten oradaymış gibi hissettirecek şekilde yapılmaya çalışılmış. İmparatorun tahtı yanındaki iki altın aslan figürü yanında ortasında yalnız duruyor. Estetik olarak haritada binaların görüntüleri de değiştirilmiş ve özel görüntüler konmuş. Mesela burada bakıyoruz Kız Kulesi'ne özel İstanbul'un hemen yanında ayrı bir binacık yapılmış. Burada Sümela Manastırı var ayrıca çok ilginç. Sümela Manastırı'na özel ayrı bir bina yapılmış. Böyle etrafı dağlarla çevrili, siperlenmiş bir manastır burada mevcut. Bu da çok ilginç. Yunan şatoları, Yunan şehirleri ve Yunan tapınaklarının kozmetik şekilleri burada gözüküyor. Bizans kültüründe yani bir vali veya imparator olarak oynadığınız zaman kullanabileceğiniz haritanın arayüzü bu. Yani masun tekerleğini kullanarak yakınlaştırma veya uzaklaştırma yaptığınızda burada haritanın şekillerini ve masanızın görüntüsünü görebiliyorsunuz. Masanın estetiğinden tutun yerdeki parkelere kadar her şey farklı gözüküyor. Yani her şey özellikle Bizans için yapılmış gibi. Hatta fark ettiğiniz bilmiyorum tam haliyle daha paylaşılmadı ancak karşınıza görmüş olduğunuz harita 1178. Burada biraz küçük detaylarla ve biraz harita eğik gözüküyor. Ama burada El Muhadlar, Eyyubiler, Selçuk, Guriler, Rum Sultanlığı, Bizans, Kutsal Roma İmparatorluğu gibi ufak tefek ayrıntılar mevcut. Arayüzde özellikle bu şekilde değişen parşömen şekilleri tamamen kozmetik yapıda. Ve en son yeni bir içerik geliyor. Müzik oynatıcısı diye yani music player. Oyundaki müzikleri isterseniz tek tek bizzat seçerek oynatabilirsiniz ya da şu müzik çalmasın bu müzik çalsın diye ayarlayarak da özellikle bir müzik eğer hangi ek paketle geldiyse ona göre de seçebilirsiniz. Mesela dersiniz ki Thorsen Tournament'a gelenler açık olsun, Roads to Power'la gelenler açık olsun, Northern Lords'a gelenler açık olsun ya da şu ek paketle gelen müzikler açık olmasın gibi ayarlayabilirsiniz. Artık oyundaki müzikleri de yönetebiliyorsunuz. Bu da harika. Ve efendim videomuzun sonuna geldik. Umarım analizim hoşunuza gitmiştir. 153 ve 154 numaralı bu geliştirici günlüğünü analiz etmiş olduk. Bir sonraki videoda ise 155 numaralı geliştirici günlüğü işliyor olacağız. Benim gördüğüm kadarıyla da Paradox kendi formundan hafta içi her salı günü saat 3 civarında bu geliştirici günlüklerini yayınlıyor ki büyük ihtimalle 24 Eylül salı gününe kadar da bu devam edecek. Artık Paradox'a yaklaştık diyebiliriz. Önceki geliştirici günlüklerinde anlattık ve Paradox'a belki de aynı hızda gidebiliriz artık. Efendim önceden dediğim gibi umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu yeni gelecek içerikleri de siz de benim gibi bekliyorsunuzdur. Sizin için biraz daha açıklayıcı olmuştur diye umuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşçakalın.